Cumhurbaşkanlığı ve 28. dönem milletvekilleri seçimi için Türkiye 14 Mayıs'ta sandık başındaydı. Cumhurbaşkanlığı seçimleri ikinci tura kalsa da meclisin yeni vekilleri belirlendi. İşte yeni meclis. Sayın milletvekilleri. 14 Mayıs seçimlerinde parlamento aritmetiği önemli ölçüde değişti. Seçimin kuvvetli iki isminden Cumhur İttifakı yine ezici bir çoğunlukla meclise 323 vekil gönderdi ve yine mecliste çoğunluğu sağladı. Millet İttifakı 212, Yeşil Sol Parti ve Türkiye İşçi Partisi'nin içinde yer aldığı Emek ve Özgürlük İttifakı ise 65 milletvekiliyle temsil edilecek. Verilere bakıldığında İyi Parti ve MHP oy oranlarını büyük ölçüde korudu. Yeşil Sol Parti listesinde seçime giren HDP yaklaşık 3 oy ve 6 milletvekili kaybetti. CHP listelerinden seçime giren Deva Partisi 15, Gelecek ve Saadet Partileri 10'ar, Demokrat Parti 3 milletvekili çıkardı. Yani meclisin açılması sonrası 38 milletvekili seçildikleri CHP'den partilerine dönecek. CHP böylelikle mecliste 131 milletvekiliyle temsil edilerek büyük bir hezimet yaşadı. Bir önceki seçimde CHP 190 milletvekili çıkarmıştı. 20. yüzyılda terörden en büyük acıyı yaşayan hangi ülkedir diye saysak, Türkiye bunların başında gelir. Dikkat çeken bir diğer detay ise 21 yıldır Diyarbakır'dan vekil çıkartamayan CHP'nin HDP desteğiyle birinci sıradaki Sezgin Tanrıkulu'nu vekil çıkarması oldu. İyi Parti cephesi ise geçen seçimlere göre oy oranını koruyarak %9.69'luk oy oranıyla 44 sandalye çıkardı. Ancak birinci parti çıkarak başbakan olma hedefi koyan İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener umduğu sonucu alamadı. Biz bugünlere kirli pazarlıkları reddederek geldik. Ve HDP cephesi. Kapatma davası nedeniyle adaylarını Yeşil Sol Parti listesinden gösteren HDP'nin oyları yaklaşık 3 puan geriledi ve 61 milletvekili çıkardı. Ayrıca büyük şehirlerde umduğu sonucu alamadı. 27. dönemde milletvekili çıkardığı Ankara 1. bölgedeki bir milletvekilliğini de kaybetti. Bu Nevroz ve bu dönem Sayın Erdoğan'ın özgürleşme dönemidir. Kamuoyunca tanınan popüler gazeteci sanatçılara listelerinde yer veren Türkiye İşçi Partisi beklediği sıçramayı yapamadı. Genel Başkan Erkan Baş, Ahmet Şık, Sera Kadıgil yeniden seçilirken Gezi davasından tutuklu bulunan avukat Can Atalay, Türkiye İşçi Partisi'nden meclise giren yeni isim oldu. 14 Mayıs seçimlerinde en büyük sürprizi yeniden Refah Partisi yaptı. 4 yıl önce Fatih Erbakan tarafından kurulan parti 5 milletvekili çıkardı. Vekillerin biri Konya ve Kocaeli'den, üçü de İstanbul'dan seçildi. Seçim sonuçlarına göre parlamentodaki kadın milletvekili sayısı 121 oldu ve bu Cumhuriyet tarihi boyunca kadınların en yüksek temsil anlamına geliyor. AK Parti'den 50, CHP'den 30, Yeşil Sol Parti'den 30, İyi Parti'den 6, MHP'den 4, Türkiye İşçi Partisi'nden ise bir kadın milletvekili seçildi. Nevşehir ve Giresun ilk kez meclise kadın milletvekili gönderdi. Nevşehir'den Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Filiz Kılıç, Giresun'da ise Elvan Işık Gezmiş bu yüzden seçilen ilk kadın vekiller oldu. Gençlere önem veren ve onların söz sahibi olmasını önemseyen partiler de bu seçimde kendini gösterdi. Milletvekili genel seçiminin sonuçlarına göre 28. yasama döneminde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 30 yaş altında 5 milletvekili görev yapacak. AK Parti 30 yaş altında 4 milletvekilini meclise taşırken Yeşil Sol Parti 1 milletvekiliyle mecliste yer alacak. Parlamentonun en genç milletvekili AK Parti Ankara 1. bölge adayı 25 yaşındaki Zehra Nur Aydemir oldu.